Arkasına geçiyoruz. Buyursunlar. İzliyor musunuz efendim? Hayır. Frame inanılmaz bir program. Galiba 6-7 yere bağlanıyorlar. Ne kadar çok internet üzerinde izleniyorsan o kadar iyi oluyor. Bir nevi BBG fakat herkes çıplak. Fakat güzel bir tipe rastlamıyoruz. Devam. Adam çıplak gitar çalmış ya. Var mı böyle bir şey? Gökhan. Üstüne de 07 yazmış. Gökhan. Protesto yapacağım dedim, hatırlıyor musun? Ya sen erkek halin ya, soyunsana ne olur yani, ne olur. Kim o utanmıyorsa ben hiç utanmam. Hayır yani eğer izleyen de varsa kesin anormaldir yani. Kesin sapıktır. Ben şahsen 30'uma kadar evlenmeyi düşünmüyorum. Kim aşık olacağım belli olmaz da. Daha yakışıklı olursa, gazlı olursa, zımbayrı falan olursa. Kimler kimler? Acayip değil mi? Yani maksat ilgi çekmek. Çok kötü. Hakikaten ilginç. Çok kötü mü acaba? Aa, ama yani zaten medya ve sosyal medya bu değil mi? Biraz da ilgi çekmek. Kafadan böyle pipilerini gösterseler daha iyi değil mi? Bu tarz ilgi çekmek iğrenç bence. İğrenç mi? İğrenç. Böyle her tarafını açmak. Ama şimdi bu iğrenç. Toplumsal çıldırıklığın bir göstergesi. Toplumsal çıldırıklık çok güzel bir bak. Kuduruklık. Bak psikoloji bilen insanı görüyorsun. Evet. Toplumsal çıldırıklık. Ben yarışmalardan çok sıkılmaya başladım. Neden? Master Chef. Sakın ha. Felaket. Gelir döver. O kadar sıkıldım ki onlar. Biliyorum, onu seyrettim birkaç kere. Çok ayıp dedim ediyor. Ki ben yani sırf o yarışmaya o adam için katılmak istedim. Çok yani. Faşist değil mi? Çok seksi geliyor bana. Çok öyle faşist. Ne seksisi çok? Hangisi geliyor? Seksi ya? Şişko o adam, olan mı? Şişko olan dedi mi? Dava açsın. Buraya dava açsın. MasterChef. Evet. Şişko dedi ya. Evet, adamcağız o dünya güzeli. O faşistim benim. Ya, canım. Kafaya biber. Kafaya biberler de döktü. Ama çok ayıp ediyor. Ayıp etmiyor. Öyle öyle yemek yapmak öyle rencide zor bir şey hakikaten. Stüdyoyu basmaya gidecek biz Twitter'da. Ciddi misin? O kadar daraldık ki yani. Yazdım Twitter'da bayağı bir kişiyle stüdyoyu basmaya gidecek. Bu Twitter diyorsun da bize de Twitter. Twitter'dan fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz bu arada. Bak bize nasıl bakıyorsun da. Devam. Kimler kimler? Dur burayı geçip ondan sonra devam. Evet. Böyle bir şey olur mu? İşte baba enerji bu. Sabah sabah. Sabah sabah sabahın köründe ve bütün hanımlar incesi, tombişi, tatlısı, yaşlısı hepsi orada birleşmiş ve hepsinin enerjiye ihtiyacı var. Bak program böyle açılır. Biz böyle mi açıyoruz programı? Yazıklar olsun. Koskoca orkestra böyle bardak gibi dizilmişler. Hiçbirinizde şu kadar enerji yok. Bak kız nasıl konuşuyor. Ve kolay bir şey değil. Stadyum konseri gibi anlatıyor. Stadyum konseri gibi anlatıyor. Bak görelim. Teşekkürler. Hoş geldiniz videomuza. Bak bu kadar, abi korkunç bir şey, bu kadar basit şey. Dün gece vallahi yediklerim hazımsızlık yaptı. Üzerinize afiyet, diyare olmuşum. Ondan sonra gittim böyle hafif bir gazım var falan filan diye böyle bunları anlatıyor. Nasıl anlatıyor ya? Kolay bir şey değil. Çok böyle ıvır kıvır detay anlatıyor fakat hani bakarsan stadyum konseri. Ben yorumsuzum, ben Pete'yi seviyorum. Yorum yok. Ayşe Türk Hemşire'ye huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Çankırı'ya sevgiler yolluyorum. Hemen benim damarım zor bulunur da. Hemen serumları bağladılar. Koray Koçan doktorumuza da Çağlar Bey'e de. Kocaman bir alkış istiyorum tüm doktorlarımıza ve hemşirelerimize. Şimdi bugün çok konuşacağız. Çok eğleneceğiz. Kas girişi anlamındaki İngilizce kökenli söz. Bir harf alayım. Buyurun. Nokta noktalarım koptu. Bam. Ay harf alayım diye bastım. Alırız o harfi, siz merak etmeyin. Bir harf istediler. Neyim koptu ya? Çok teşekkür ederiz. Kondom. Yok. Ne?
bu ama gene öyle ona benzermişim. Tendon. Efendim? Tendon. Tendon 400 puan değerinde. Manipülatör programına hoş geldiniz. Ben Hakan Mengüç. Sine 5 ekranlarında yepyeni bir programla sizlerleyiz. Programa başlamadan önce hemen bu bölümde neler göreceğiz? Ne kadar çok bilmediğim şey çıkmış. Abi evet. Bu acayip performans ve başarı. Yetişemiyoruz Hakan zaten. Hakan Mengüç ama böyle bir hani anladın mı? Hani ben Hakan Mengüç. Bir action Hakan, Hakan ben. Mengüç Hakan ben. Performans. Zaten kitap mitap okumayalım. Ha babam şey tutalım. Ne tutuyoruz? Ha günlük mü? Ne tutuyoruz ya? Taş tutuyoruz. Taş tut. Taş tutunca yararlı oluyor. Adamları da dizmiş. Ben Hakan Mengüç, performans koç. Devam. Ben Hakan Mengüç. Sine 5 ekranlarında yepyeni bir programla sizlerleyiz. Programa başlamadan önce hemen bu bölümde neler göreceğiz? Onunla ilgili bir video izleyeceğiz. Elinizi alabilir miyim? Şimdi sizden istediğim şu, bileğinizden aşağısının gittikçe soğuduğunu, sanki onun bir buzlukta olduğunu ve buzluğun içinde çok hızlı bir şekilde soğumaya başladığını hayal etmenizi istiyorum. Hayır. Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar. Beni ve ailemi kimse hor görmesin demiş. Ben de çevremde hep... Ne yaptığını merak ediyorsun. İğne soktu. Niye? Sokup ne yaptı? Yani iğneyi soktu da ne yaptı? Hissediyor musun dedi. Adam da hissetmiyorum dedi. Başarılı oldu işte. Peki hissediyor muymuş? Hani anlayamadım. Ay ne merak yani ettiniz programı. Ne kadar salakçı bir şey yani ama. İşte bu koçluk şeyi işte okul bunlar oluyor. Ben hiç anlamıyorum. Hiç sarmıyor beni artık böyle programları yorumla. İzlemiyorum valla. Antisosyal oldum. Çok garip şeyler oluyor ama televizyonlarda. Çok garip oluyor ya. Hakikaten seyredilmiyor. Bu da şey, bu da çok acayip. Şu andaki yani hakikaten sunucunun sinirleri bozulursa sahnesi görelim. Kimse hor görmesin demiş. Ben de çevremde hep hor görüldüm. Neler düşündüğünü biliyorum. Demiş Muharrem. Ben daha kapıyı çalmadan kuşum... Bol yok, yumurta yok. Stüdyoda gaf yapan yok. Durup dururken... Devam! Benim bir kuşum var. Ben daha kapıyı çalmadan kuşum ötme... Ya şimdi... Meğer şimdi... evde kuşu varmış. Muhabbet kuşu. Geldi mesela hani evde köpeğiniz var. Evde köpek vardır ya. Hani siz gelmeden geldiğiniz gibi havlamaya başlar. Ama bak bir saniye bak. Türkçe, hayır bak ya şimdi yanlış anlıyorsun. Türkçe çok elastik. Şimdi metni şöyle okuyunca daha önce göz atmamıştım. Normalde göz atarım hani. Ben daha kapıyı çalmadan kuşum ötmeye başlıyor diye. O Esra Hanım, o yanlış oldu. Şöyle söyleyeyim. Abi bir şey soracağım. Ay yanlış anlaşılacak bir şey olmadı. Ay cümleyi yanlış okudum galiba. Gözlerimden yaşlar. Biz oyun halinde, takım halinde bunlara karşı önlemimizi aldık. Düşündüklerimizi uygulamaya çalıştık. Olmadı ve mağlup olduk. Bundan daha ötesi yok. Size soracağım. Bir şey yapıyorsan cevap veriyorsun. O senden konuşuyor. Müsaade et. Hocam Ahmet, eğer müsaade bana edersen... Bana konuşuyor yani. Hocam, var mı o zaman? Hayır hocam. Müsaade yani edersen... Olacak ben şey konuşuyorum. Sen abine cevap veriyorsun. Hocam müsaade ya, edersin. Bülent, ben de Ahmet'e konuşuyorum. Evet, o zaman size soracağım. Önce Bülent'e soruyorum. Bu cümleleri, bu lafları kime kurdu? Müsaade ederseniz. Abi acaba... Her şey müsaade. Ben buyur sen konuş. Sen bize izin verirsen biz konuşalım oğlum Erman Hoca. Hoca biz bakalım buyuruz. Evet. Biz konuştuk. Evet sen rica edeyim. Evet tamam. Rica edeyim. Öyle olmasını tamam. Rica ediyorum. Ben önce hocayla konuşayım. Hocayla tartışma olmasın çünkü kapatacak hoca o zaman. Ben hocadan Allah alayım bilgileri. Pazarlıktan mı oluyor abi bu? Pazarlık mı olmuyor? Alayım bilgileri. Pazarlıktan mı oluyor abi bu? Hocanın söylediği şeyleri arkasından tartışacağız. Kapatın canım deminden beri. Niye kapatsın ya? Ben bu şekilde yönetiyorum. Eğer istiyorsanız siz gelin yönetin. Bu kadar açık.
Benim nimetim farzım bu. Ben Bülent Uygun kardeşimin suratına... Bülent Uygun biraz önce dedi ki evet. Ben zaten bu konularda tartışmak istemiyorum dedi. O zaman niye bağlıyorsun? Telefon... Hazırlıklar mı oluyor abi bu iş? Kardeşim o giydirdi. Bülent Uygun'un... Bana demiyor ben üzerime almıyorum. Hayır, sizin eleştirdiğiniz tamam, konularda... Tamam sen bildiğin gibi yap kardeşim. Sizin eleştirdiğiniz tamam, konularda... Tamam program senin abi. Tamam buyur yap. Bülent Bülent'cim sen anlar rahaya. Beraber program yapın abi. Ben geliyorum. Evet şimdi Erman hocam bir soru sorarsan... Yok söylemeyecek. Hayır o da bir şey söylemeyecek. Ben de programı şimdi kapatacağım. Hiçbir şey söylemeyecek. Bir reklam arasına gidiyoruz ve arkasından da programı kapatıyoruz sevgili seyirciler. Ben. Harika bir insanım. Harika bir insanım. Allah hocam Allah. Memlekette acayip enerjiye ihtiyaç var. Kafayı astrolog Dinçer'den ruh egzersizi. Şaka gibi ya. Çok acayip bir şey. O kadar enerjsizlik söz konusu ki bir de sabahleyin... Değil mi? Türküm doğruyum yasam gibi bir durum sabahleyin değil mi? Hanımlar hep beraber ben. Devam. Harika bir insanım. Harika bir insanım. Mutluluğumdan. Mutluluğumdan. Keyif alıyorum. Keyif alıyorum. Çok sağlıklı olduğum için. Çok sağlıklı olduğum için. Şükrediyorum. Şükrediyorum. Hayatıma. Hayatıma. Daha fazla güzellikleri. Daha fazla güzellikleri davet ediyorum. Davet ediyorum. Evet şimdi yavaş yavaş gözlerimizi açıyoruz ve programımıza enerjisini yükselttiğimiz için hemen Hande'ye devrediyorum. Bu enerji devam ediyoruz. Ben her zaman onu söyledim. Eğer savaşa gidilecekse en önce ben giderim. Yüreğimi ortaya koyarım. Bir de bizim takımın Acun abi refleksif yapısı çok kuvvetli. Son saniyede dahi karar alıp o kararı anında yürürlüğe koyuyoruz. Hocam çok zor hakikaten. Hiç savaş filmlerini sever misiniz Ersen? Böyle savaş. Ya ve galibiyette böyle değil mi? Müzik girer filan. Böyle ya da bir yani bir dağın zirvesi. Ben Nihat'a cesur yürek diyorum zaten. Evet cesur yürek. Bence o de. Sahneleri yani falan. Sonuçta falan. Lego gibi bir şey üzerine bir şey koyuyor değil mi? Ama ondan sonra hocam bir sevinç bir böyle değil mi? Hamasi bir galibiyet müziği filan baba. Yani memleketi kurtardık fena durumu şey, değil mi? Evet. Yani. Cesur yürek ne? İkinci Dünya Savaşı'nın finali değil mi? Mel Gibson'ın Braveheart. Evet Braveheart hakikaten öyle. Ama çok eskilere falan dönersen o Spartaküsler. Spartaküs o... falan. Gladiator. Öyle bir durum. Ama bakarsan ben Lego koyuyor değil mi? Ama üzerine. Orası Survivor. Çok... He? Biliyorsun orası Survivor. Survivor değil. Survivor. Neyse. Nihat olmazsa ne yapacağız? İhtiyacımız var. Devam. Nihat'ı siyasete istiyoruz. Nihat'ın seçim kazanıp bu hale gelmesini istiyoruz. Evet, taklasını mecliste atmasını istiyoruz.